Karikatür çizdiğimi zaten anlatmıştım. Bir de 80'lerde turizm otelcilik okulları patlaması oldu, hatırlar mısınız? Turizm patlıyor, turizm patlıyor. Öyle bir dönem var. Turizm patlıyormuş, duydun mu? Turizm patlamış, turizm patlıyor. O dönemde şöyle bir kritik bir kırılma oldu. Eskiden, yani bizden önceki jenerasyonun sloganı şu: turist döviz getirirdi. 80'de bir şey oldu. Turist sevişilecek kişidire döndü o. Çok acıklı bir şey. Ne oldu biliyor musun? Kadın fotoğraflarını kestiler yabancı dergilerden, gazetelerden. Gazetelere bastılar. Kim olduğu önemli değil. Anonim fotoğraf, böyle kadın fotoğrafları. Helga Türk erkeklerine bayılıyor. Beni kayıkçının küreğine bindirin. Türk erkeklerini gazoz gibi içmeye geliyorum. Bakmayın böyle domaldığıma, kolay lokma değilim falan gibi böyle. Böyle iğrenç iğrenç yayınlar yapıldı. Millet de dedi ki, ha bu turizm sektörüne kalifiye eleman lazım olur dedi. Şu anda gülüyoruz ama sana bir şey söyleyeyim mi? 2012 bak, senden benden birazcık daha sarışın diye tatil beldesinde insanları nasıl taciz ediyorlar biliyor musun? Yabancı zannederek bile, sanki o normalmiş gibi. Bu acı bir tablodur. Yani turist buraya sevişmeye geliyor zanneden bir yığın yarattılar 30 senede. Çünkü etkilendi millet, anladın mı? Bu yalan şeyden, haberden. Ne kadar tehlikeli. Ya bu yaz duyduğum bir diyalogtur. Bir diskoteğin önünde şöyle yaklaşılır mı ya yabancıya? Hello, hello. Are you disco? Are you disco? Dil de biliyor pezevenk. Bak görüyor musun? Are you Mario var. Çekimleri biliyor yani. Are you disco demiş ya. Kadın excuse me deyince are you cola? Yani ikramda da bulunuyor. Gönlü bol. Öyle hemen sevişelim demiyor. Are you disco, are you cola? Kadın demiş ki bir manyağa çattım belli ki. No no falan derken bu şey demiş. E what are you? Yani disco dedim, kola teklif ettim. Daha ne yapayım? What are you? Şimdi turizm bunların eline kalmasın diye otelcilik okulları işte o 80'lerin ortasında böyle patladı. Dediler ki çocuk yetiş, insan yetiştirelim, dil bilen falan, bunlarla onlar temas kursun. Biz o jenerasyonuz işte, Anadolu Lisesi olan otelcilik okulları. Yani yabancı dille eğitim veriyor falan. Mutfak öğreniyorsun, servis, ön büro, housekeeping, neler neler. Neler öğrendik ben yani, hatırlıyorum da. Çok havalıydık, çok. Ya mutfağı bilmek şu demek. Sen şimdi bir restorana gidiyorsun, önüne bir tabak geliyor. Onun macerasını bilmen lazım. Nereden geliyor o tabak? Otelde 33 santim servis tabağı, ortasında bir et şık. Kuzu götünde marine edilmiş bilmem ne. Balzamik sirkeyle bir şekil. Tak böyle bezelye püresinden otelin imzası, tabak oldu 115 lira. Sen de böyle ben bununla Fransızca mı konuşacağım diye böyle bakarsın. Halbuki o tabağın arkada Sivaslı ustalarla bir macerası var. Sen onu bilmen lazım. Şu bergamotu verin, siktirtmeyin dalağınızı lan falan diye buradan gelirken... Jetua darjan ilmiyor pa de clever. O yolda ne oluyorsa artık. Ben her departmanda çalıştım. Otel biliyorsun enteresan. Housekeeping de biliyorsun housekeeping ne? Hani otel odasına o yatağı açmaya çalışıyorsun, çarşaf gelmiyor ya. Onu sokan işte o. O yatak nedir ya? O da hadi ben yattım. Ya şu çarşafı niye tıkıyorlar biliyor musun? Housekeeping maaş ortalaması en düşük departmandır onun için. Hadi yat hadi. Hadi yat. Ben çok çalıştım housekeeping'de. Kapıyı vurursun dalarsın. Housekeeping. Housekeeping. O ne biliyor musun yani? Housekeeping geliyorum. Toparlan, dal taşak yakalamayayım seni. Böyle bir geleneği var, İngilizce bağırmak üzerine. Housekeeping. Halbuki içeride adam kıçını devirmiş yatıyor. İngilizce bilen var, bilmiyor. House ne? Housekeeping. House ev. Ben oteldeyim. Ya bu kulaklar neler duydu ya. Vallahi bak. Housekeeping'de çalıştım. Bankette çalıştım yani büyük partiler, balolarda çalıştım garson olarak, komi olarak. 10 bin bardak siliyordum günde, 10 bin.
Millet diyor ki nereden buluyorsun bu kadar espriyi? Benim vaktim boldu, vaktim. Çok vaktim vardı 16-17 yaşındayken. 10 bin bardak dayı. Böyle insan aydınlanıyor o sırada. Bir şeyler görünüyor böyle. Ha, anladım. Aydınlandım ben.